Herkese yeniden merhaba. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar varsa ben Metin. Yaklaşık 2 yıldır bu platformdayım. Şunu biraz daha şöyle yakınlaştırayım. Bugün sizinle bir sohbet videosu çekmek istiyorum. Aslında bu videoyu yarım saat kadar önce çektim fakat tekrar çekme gereği duydum. İlerleyen dakikalarda bunu öğreneceksiniz. Son zamanlarda sağ olsun YouTube'dan, Instagram'dan, internet arkadaşlarımdan, bazen de gerçek hayattaki arkadaşlarımdan ne oldu, neden böylesin tarzı mesajlar alıyorum, yorumlar alıyorum. Bu konu hakkında biraz sizinle sohbet etmek istedim. Şu an bu kadar ciddi olmam size komik gelebilir. Aslında genel hayatta böyleyim fakat olabildiğince kamera karşısında, Instagram'da size bunu yansıtmamaya çalışıyorum. Bazıları diyor videolarımın altında, neden işte enerjik değilsin, neden böylesin, niye biraz da enerjik olsan daha çok izlenir. Aslında o videolarda benim enerjik halimi görüyorsunuz. Tek başımayken tamamen böyleyim. Yani kendimi bu şekilde tanımlayabilirim size. Her neyse, sizinle biraz konuşmak istiyorum. Son zamanlarda hayatımda olup biten değişimlerden, gelişmelerden size bahsetmek istiyorum. Öncelikle herkesin kafasında iki soru var. Bir tanesi, neden eskisi gibi YouTube'a düzenli video atmıyorum? İkincisi de, neden sürekli Instagram hesabımı kapatıp açıyorum? Neden takipten herkes çıkıyorum, takipçilerimi azaltıyorum? Öncelikle YouTube'a neden eskisi gibi önem vermiyorum? Aslında önem veriyorum. Fakat eskisi kadar bir isteğim yok. Bunu son, yani ne diyeyim, tetikleyen son olay videoyu atar atmaz yayını açıyorum. Çok ses geliyor, bir dakika pencereyi kapatacağım. Umarım çok ses gelmiyordur. Geliyorsa da müzik koyarım zaten rahatsız olmayın diye. Son video bu Mustafa ile çektiğimiz mukbang videosu. Video yayını açar açmaz anında, bakın gerçekten like gelmeden 2 dislike geldi. Yani dislike atmak için mi abone oluyorsunuz? Veya ha dislike attım Metin'e işte çok mu komik? Gerçekten bunun yanıtını dislike atanlardan bekliyorum ya. İnsanın içinde bir o kadar, yani kusura bakmayın, o kadar bir şey olur değil mi? Bir anlayış olur, bir utanma olur, bir ciddiyet olur. Sizin o izlediğiniz 10 dakikalık video benim en az 2,5 saatime mal oluyor. Yeri geliyor bilgisayarı kasmaktan şöyle 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 hareket ederken videoyu ben izleyip kaydediyorum, kurguluyorum. Siz bunun farkında olmuyorsunuz. Size olabildiğince kaliteli bir şekilde sunmaya çalışıyorum. Ha, bunu da beğenmiyorsanız kusura bakabilirsiniz. Elimden gelen bu. Daha 2 hafta önce yeni bir kamera aldım. Ki YouTube'dan hiçbir gelirim olmamasına rağmen sırf çektiğim içerikler daha kaliteli olsun diye. Ha, videolarıma yeterince özen göstermiyor olabilirim. Şu anda yani bir şortla, gerçi altımı göremiyorsunuz, üstümdeki tişört normal hayatta giydiğim tişört. Ekstra bir hazırlanmıyorum. Bazen hiç saçımı kaşımı taramıyorum şu anda olduğu gibi. Direkt yani kahvemi aldım ve oturdum. Bu arada kahvemi kendim yaptım. Bak gene yapıyormuş. Neyse. Yani birazcık insanların içinde emeğe bir saygı olur bence. Yani kendime bakıyorum. En azından beğenmediysem de dislike atmıyorum videoya. İlk saniyelerden birine dislike atmak için abone olmuyorum. Neyse, umarım beni anlayabilmişsinizdir. Bu konuyu böyle kapatacağım. İkinci bir konu. Eskiden her zaman yanımda olacağını söyleyen, her anımda beni destekleyeceğini söyleyen arkadaşlarım. Bir tanesine isim vermek istemiyorum. Belki videomu izliyordur. Saygımdan bir şey söylemek istemiyorum. Yani bir sabah uyanıyorsunuz, engellenmişsiniz ki hiçbir şey yapmamışsınız. Yani ben hayatımda, gerçek hayatta, daha cümleyi toparlıyorum. Gerçek hayattaki arkadaşlarıma göstermediğim ilgiyi online, Instagram olsun, Twitter olsun, tanıştığım arkadaşlarımı gösteriyorum. Yani cidden bu kadar kolay mı birini hayatınızdan çıkarabilmek? Yani gülüyorsunuz, eğleniyorsunuz, bir şey olunca onu anlatıyorsunuz. Gerçekten bu konu hakkında en hassas noktam olabilir. Ben kendimden çok insanlara değer veriyorum. Beni tanıyanlar bilir. Tanımayanlar zaten kesinlikle bir egolu falan sanıyor beni. Yeri geldiğinde egoluyum. Gerçekten kendi hayatım varken başkalarının hayatına, yani umursayamıyorum. Kendi hayatım benim için daha önemli. Sonuçta bu hayatı ben yaşayacağım. Bunun sevabı, günahı bana yazılacak. İstediğimi yapabilirim, değil mi? Ama ben yine de
başkalarının hayatlarına ilgi göstermeyi seçiyorum. Egol diyebilirsiniz, kibirli, bencil diyebilirsiniz. Birazcık yani bir 10 dakika düşünseniz hepiniz kendinizin egolu, bencil, kibirli olduğunu zaten düşüneceksiniz. Bunu karar verebilirsiniz. Üçüncü konum, başım dönüyor. Gerçekten şu an rol yapıyorsam, yani şu yataktan kalkamayıp gerçekten başım dönüyor. Neyse, üçüncü konu, neden takipçilerimi siliyorum? Neden takip ettiklerimi azaltıyorum, hayatımdan insanları çıkartıyorum? Yani birkaç gün önceye kadar herkese tahammülüm vardı. Fakat artık sıkıldım. Çok kendimi hiç bu kadar ciddi görmemiştim. O yüzden kahvemi döneyim. Elimde olsa şu an yeni bir Instagram açıp, yeni bir sayfa açıp, yeni bir üniversitede hayatımı sıfırdan başlamayı çok isterdim. Fakat şu an kullandığım hesap, benim 7. sınıftan beri kullandığım her anımı, her okumu, her şeyi paylaştığım bir hesap. Mesela örnek vereyim. Benim 7. sınıfta o hesabı açtığımda o hesap fan hesabıydı. Utanmıyorum, bunu söyleyeceğim. Belki de onlarca ünlüyle etkileşime girmiş olabilirim. Fotoğraflarımı beğendiler, yorum yaptılar, doğum günümü kutladılar, videolar attılar falan. Yani bunları ben silmek istemiyorum. Hepsi arşivimde kayıtlı. Bazılarını yanlışlıkla sildim. Ama hepsi benim için bir anıdır. Mesela YouTube'da 1000 aboneye ulaştığımda orada bir duygusal bir, benim için en azından duygusal bir yazı paylaşmıştım. Yani bütün anılarım orada ve bunları tek şeyde silip atamam ha. Bir yerden sonra yani dolup taşarsam atabilirim, hiç de olmaz açıkçası. Fakat şu an bunu silmek, hayatımdan çıkarmak istemiyorum. O yüzden sevmediğim insanları, daha az değerli gördüğüm insanları, benim için nokta kadar değeri olmayan insanları boşuna hayatımda tutmamın bir anlamı yok. Değil mi? Takdir edersiniz ki öyle. O yüzden yani takipçilerimi de çıkarıyorum. Fake hesapları engelliyorum. Eğer YouTube'dan gelip o hesabı kullanıyorsanız, takip ediyorsanız beni lütfen söyleyin. Sizi şey yapmayayım ama çoğu kişi o kadar gerizekalı ki zaten benim hesabım herkese açık. Sen niye fake hesap açıp da takip edersin beni? Yani biraz kadar akıl vardır insan değil mi? Engelleneceğini anlarsın. Bir kişi 10 farklı hesapla niye takip eder? Az önce dediğim gibi ben bu videoyu 16-17 kaç dakika çektim bilmiyorum. Çektim bu videoyu. Gayet uzun uzun konuştum fakat başıma bir olay geldi. Bu olay ilk defa gelmiyor başıma. Herkes selam, çok beğendim, tanışalım. İşte selam, nasılsın, nereden? Hiç benim rızam sorulmuyor. Sanki kendileri Erdoğan'ın ikinci göbek akrabası. Tanışmak zorundaymışım gibi bir algıya giriyor. Yani mesajına cevap vermek zorundaymışım gibi. Kesinlikle bakın, yanlış anlaşılmayı gerçekten hiç istemiyorum. YouTube'dan beni tanıyıp yazabilirsiniz, Instagram'dan görüp yazabilirsiniz. Fakat 50 kişiye aynı mesajı atıp işte birini düşüreyim, hangisi de yola devam edeyim. Ben bu şeylere gelemiyorum cidden. Bugün de birisiyle kavga ettim. En sonunda gerçekten patladım ona. Yazmıştı selam, bir soru işareti attım. Mesaj direkt koyabilirim ama suç olabilir diye. Şu an avukat bir şey var, takipleştiğim biri var. Onunla konuşuyorum. O yüzden paylaşamıyorum ne olur ne olmaz diye. Soru işareti attım. Yazıyor ki işte çok tatlısın, işte yazmak istedim. Bu size normal gelebilir. Tatlı olan birine yazabilirsiniz. Eyvallah. Gerçekten her gün onlarca kişiden aynı mesajları alıp ki insanın cinsel fotoğraflarına maruz kalıyorsanız artık yani patlıyorsunuz. Gerçekten ben yoruldum bu şeyden. Yani bu konuya nereden varıyorsunuz hiç bilmiyorum. Ha, fotoğraflarım çok güzel olabilir. Neyse, cidden dalgaya vurmayacağım. Ciddi ciddi konuşacağım. Lütfen artık bana yazmayın. Bundan sonra bir kişi daha yazarsa gerçekten insanları fotoğraflarıyla videolarımda ifşa edeceğim. Suç duyurusuna bulunacağım. Bulunmazsam da bu kadar net konuşuyorum. Şu an videomu izleyip gülenler olabilir. Lütfen gülenler varsa da videomu terk etsin. Yoruldum yani. Hepinize uğraşmaktan yoruldum. Şu an cidden tansiyonum düştü galiba. Sonraki konum, story'de paylaştığım A harfi kim, sevgilim kim varsa, sevdiğim kişi kim. Arkadaşlar, sevgilim yok. Şu anda olmasını düşünmüyorum. Fakat şu tavuk da bir sus. Evet, siz buna ne diyorsunuz? Platonik mi diyorsunuz? Öyle bir platonik aşık olduğum birisi var. Fakat ben, Ebru'nun şu an kulakları çınlıyor. Kolay kolay, ne oluyor rüzgar? Birisine gel, gel, kapat, gel.
kolay kolay birisine açılacak birisi değilim. Öncelikle o kişinin beni fark etmesi gerekiyor. Gerek yıllar sürsün, gerek hiç fark etmesin ama kolay kolay açılacak birisi değilim. Çünkü şey sanılmasından korkuyorum. Ben anlıyor musunuz? Mesela bugün yazan gibi çok tatlısını yazmak istedim. Öyle sanılmasını hiç istemiyorum. Neyse, evet, sevdiğim birisi var. Gerçekten çok seviyorum. Ama açılacak kadar kendimi hazır hissetmiyorum. Kendisi İstanbul'da. Ona ulaşmak için Yalova'ya yazdım. Yalova'da arkadaşım var ki onun yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Eğer Yalova kazanırsam, yani sevdiğim kişiye ulaşabilirim. Telefon sesi arkadan gelebilir fakat uzakta. Elinden geldiğince kırpmaya çalışacağım. Lütfen kusura bakmayın. İşte sevdiğim kişiyi söylemeyeceğim. Zaten söylemek istesem direkt şey yapardım, değil mi? Onun ismini yazardım, onu etiketlerdim. Fakat ben sevdiğim kişiyi direkt size açıklayacak kadar salak birisi değilim. Sevdiklerimi kıskanıyorum. Direkt takip etmem. Takip etsem bile adının ilk harfini yazmam. Çünkü story'de paylaşıyorum. Bir cümlenin A harfini şey yapıyorum, büyütüyorum. Hemen takip ettiklerinin A harfi kimi takip ediyor? Aa işte şu an tamam bulduk. Metin sevdi bu. Ben o kadar salak mıyım? Lütfen daha fazla kimi sevdiğimi, kiminle sevgili olduğumu araştırmaya kalkmayın. Gerekli kişiler üstüne alınmıştır. Alınmayan varsa şu andan itibaren alınabilir. Uzun lafın kısası, bütün konuştuklarımı özet geçeceğim. YouTube'a ara vermeyi düşünmüyorum. Çünkü beni severek, eğlenerek izleyen bir kitle var. Her ne kadar anında dislike atan bir kitle de olsa bunları umursamamam gerektiğini biliyorum. Sevdiklerim için YouTube'a devam edeceğim. İkincisi, insanları hayatımdan çıkarmaya da devam edeceğim. Hayatıma eklemeye de devam edeceğim. Fakat elimden geldiğince en az kişiyle hayatıma devam etmek istiyorum. Üçüncüsü, daha fazla taciz içerikli mesajlar alırsam suç duyurusunda da bulunurum. İfşa da ederim. Hiç umurumda değil. Yapacak bir şeyim yok. Benim neler çektiğimi sadece ben biliyorum. Bir yere kadar gizledim, sakladım, o zorbalıklara maruz kaldım. Ama bundan sonra o eski metin yok. Gerekirse terbiyemi de bozacağım. Ağzımı da bozacağım. Artık ne denir? Kedi köpek dalaşı mı olur? Hiç çekinmeyeceğim. Bu zamana kadar hep ailem utanmasın, ailemi utandırmayayım, terbiyesiz bir hareket yapmayayım dedim. Fakat ezilen hep ben oldum. Bunu okuldaki arkadaşlarım biliyor. Herkes ne zaman bir bana hakaret etse ben hep sustum. Tamam tamam deyip geçtim fakat bundan sonra gerçekten geçemeyeceğim. Gerçek beni tanıyan varsa ki şu ana kadar bence en yakın arkadaşlarım bile beni tamamıyla tanımıyor. Bundan sonra eski ben olmayacağım. Hayatıma farklı biri olarak devam edeceğim. Umarım ki uzak bir yerde bir üniversite kazanırım ve sıfırdan başlayabilirim. Hayatımdan çıkardığım insanları çıkarıp yeni insanlar ekleyerek hayatıma sıfırdan başlayabilirim. Bunu gerçekten çok istiyorum. Asıl hayalim İstanbul'da 2+1 evimde. Bağırarak mı konuşuyorum? Sinirlendim. Asıl hayalim İstanbul. Sesim mi titriyor? 2+1 evimde tek başıma yaşamak, yeni insanlarla yeni bir hayata beyaz bir sayfa ile başlayabilmek. Umarım buna başlayabilirim. Ne demiştim? Neyse uzun lafın kısası diyeceklerimi anlamışsınızdır. Böyle sohbet videolarının devamında geleceğini düşünüyorum. Gerçekten başım dönüyor. Daha fazla da devam edemeyeceğim. Umarım beni birazcık ciddiye almışsınızdır. Neler yaşadığımı anlayabilmişsinizdir. Yani şu an Tuğçe'nin dediği lafı size söylemek isteyeceğim. Tuğçe hayatımdan şikayet etsem bana derdi ki kimsenin hayatı mükemmel değil. Önemli olan işte insanlara yansıtmamak falan derdi. Tuğçe gerçekten şu an birazcık ayaktaysam senin sayende. Sana da gerçekten teşekkür ederim. Hepinize buraya kadar izleyen varsa ki sanmıyorum. Teşekkür etmek istiyorum. Bir sonraki videoda böyle olmayacağıma söz verebilirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.